Haram buradan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çılgınca bir konseptle sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni konseptimize hepiniz hoş geldiniz. Buruh anlarla sizlerleyiz ve konseptimizin ilk ürünü başlıkta gördüğünüz üzere League of Legends'taki en iyi 5 kadın oyuncuyu derledik. Lafı daha fazla uzatmanı isterseniz serice videomuza geçelim. Like atmayı unutmayın diyoruz. Let's go. Ha bu arada pardon. Arkadaşlar bu yeni serimiz için bütün desteklerinizi esirgemeyin, destekleri sizden bekliyoruz. Videomuza geçelim. Aynen öyle. Parmaklar gelsin, parmaklar. Tepti beğendiniz mi? Nasıl olmuş gerçekten şu dizaynı vesaire? Mutlaka yorumlarda bekliyoruz dediği gibi Hasan kardeşimin de. Hemen şöyle bir videomuza doğru yapalım. İlk kadın oyuncumuz kardeşim. Hemen böyle kısa not defterimden bilgilerime bakıyorum. Sana da bilgi aktaracağım. Kanka Silchase. Silchase. Evet evet. Silchase doğrusu arkadaşlar. Tamamdır. Ahri main olduğu görünüyor ve Challenger düzeyinde oynayan bir oyuncu olarak bilgimiz var bu kişiyle alakalı. Oo, Schillinger yani ablamız. Aynen öyle. Patatesimin paylaşmış olduğu LoL maç özetleri serisinden Silchase'i ele aldığımız işte bir videosu var. Onu izleyeceğiz birlikte. YouTube'da çok fazla bir içeriğini bulamadık. O yüzden bulduğumuz içeriği değerlendireceğiz şu anda. Hadi isterseniz geçişimizi yapalım. Evet. Oo. Güzel bir roam. Ney kanka? Helal be. Ne güzel Lux oynadı adam. Hayatında aldım en beleş. Kanka. Böyle... Güzel bir roam'a çıktı. Temiz bir roam. Aynen Ezreal'ı, öyle. Ezreal'ı orada yakaladı. Direktman zaten şeyini attı. Çarmını attı E'sini. E'si çok temizdi ama. Hani bu arada tam combo, son range'den tuttu çünkü. Kombosunu direkt yapıştırdı. Ultisini bile kullanmadı yani. Bence bayağı temizdi kanka. İyi takip çünkü. Çok tabii. Hızlı gitti ve çok hızlı geldi yani. Aynen öyle. Tam zamanlaması çok iyiydi. Başarılı. Evet, tebrikler. Evet. Nice. Tırnağımın ucu acımadı alırken. Vay, tırnağımın ucu acımadı alırken diye görüyor musun? Arkadaşlar. Bruh anlarda böyle araya bruh girmek zorundayız. Çünkü içeriğin konsepti bu. Aynen bu tarz şeylerde bra olmanız gerekiyor. Bir yanda bra olmanız lazım yani arkadaşlar. Tam dediğim anda o bir şey. Daha geldi. Bra. Evet. Güzel. Tüm komboyu tutturdu. Oha geriye kite atıyor bir de. Bunu şey yapsak charm'a baitler miyiz acaba? Tutuştur boşa gitti ya. Boşa gitti de çok sayılmıyor. Adamın kuyusunu harcattık sonuç olarak. Yalnız bir daha bala tutturulmuş bir Q olduğunu düşünüyorum kanka. Şansa gibi sanki biraz. Geri sar. Tutuştur boşa gitti ya. Boşa gitti de çok sayılmıyor. Adamın ultisini yok kanka. Bilerek mi? Yani o ne yaptı biliyor musun? Lane'i push atmak için Q'yu gönderdi, küreyi. Şansı adam ama vurdu. Şansı adam da öne doğru gitti. Fark etmedi. Direktman yedi zaten skill'i. Evet. Hani lane'e push atıyordu yani. Normalde minyonları almak için yapacaktı. Çıkacaktı sonra base atacaktı herhalde. Çünkü parası da 1200 gold. Muhtemelen aynen. Öyle bir şey yapacaktı. Bu arada şu hasarı vermiş olsaydım direkt re ea çarmı sallar kesmeye çalıştım. Kanka ya, biraz riskli değil mi? Vlad var karşıda. Tabii, W'su falan kanavuz var. Kanavuz aynen. Ben bunu dive'lamak istiyorum. Ama çarm önemli. Bak şey. Aha gördün mü? Dive'lamak istiyorum dedi kanka. Çarmı tutturursa dive'lar ama çarmı tutturmadan girerse riskli. Aynen bro. Kanavuzu açar. Ya Vlad'dan bu yüzden nefret ediyorum. Aynen öyle. Adam sürekli lane'de sustain yapıyor. Buna karşı yapabileceğim hiçbir şey yok neredeyse. Ha canını topladık. Oha! Çok güzel. Oh! Nice Moruk. Bir saniye. Bruh. Harbi iyi hareketti. Ben çok beğendim. Çünkü ben o charm var ya E'sini tutturamaz diye düşünmüştüm. Kanka tam cuk oturdu. Yemin ediyorum cuk oturdu ve combo yapıştırdı. Kanavuzunu açmasına rağmen zaten Vlad'ın tek auto ataklık canı vardı. Evet. O da Silchase'de ultiyi direkt açtı zaten. Bir auto atakla işi bitirdi abi. Kanka olay temizlik şu zaten bence Vlad'ın orada refleksif gösterememesindeki asıl sebep o da tutacağına inanmadı. Kız çok evet. Güzel attı çünkü anladın mı? Çaprazlama attı böyle yani hani. Hatta şey de olabilir. İşte E'sini atsın o. Ahri ben o sırada kanavuzunu açarım kaçarım diye düşündü belki. Ama aslında şey oldu yani. Ahri yani Silchase'i E'sini tutturdu kombosunu. Daha sonra kanavuzunu açtı. Bu sefer normal olarak kaçamadı adam. Evet, evet. Ultiyi açtı. Ultiyle auto atakla tek auto atakla işi bitirdi yani. Bayağı iyi oynuyor. Dur bakayım. İçeri girdi, çıktı. Öpüştüm adamla da, adam evime kadar geldi yani. Öpüşmeseymişim keşke. Şey yapalım ya, bunu buna göre değerlendirmeyelim bence aga. Çünkü şöyle, bu maçta yani counter çok çar var. Ya bence şöyle değerlendirelim. Laning'ine göre değerlendirirsek ben çok beğendim kanka. Ama team fight'ta counter'dan ziyade biraz takımı biraz kötü yüzden.
Ya bence bu burada tamamen kendi görevini yerine getiriyor, hatta fazlasını yapıyor ama takımı görevini yerine getirmediği için kaybediyor. Kişinin oyunculuğuyla ilgili bence barometreden bakacak olursak benim şahsımca değerlendirmem 5 üzerinden 5'tir. Gerçekten sağlam bir Ahri Otepe. Kendisi başarılarının devamını diliyorum ben nacizane. Birçok YouTuber'ın videosuna da konuk oldu. Hı-hı. Hani orada oralarda da gerçekten gücünü gösteriyor yani, hani oyunculuğunu gösteriyor, bayağı iyi. Çok bayağı iyi. Sen de değerlendir barometre üzerinden. Sence ben nedir? Ben barometre üzerinden değerlendirirsem abi yani bu video üzerinden mi değerlendirelim? Yani genel oyunculuk anlayışın noktasında ben değerlendirdim. Bir Ahri Main'e OTP'ye göre gayet worth'tü bence. Benim için 5'ti o yüzden yani Ahri Main'liğine göre. Bence de 5'ti. Yani lane'in kontrolü çok iyiydi. Ondan sonra lane'de hani dürtmeler olsun, çalıya, totem olsun. Gibi bir karaktere karşılık oynayışı. Yani. Evet evet, o tarz durumlar, hani o match'a karşı nasıl oynaması gerektiğini bilen birisi. Zaten o yüzden challenger, anladığım kadarıyla aynen gayet öyle. Bir oyuncu. Ben 5 barometre üzerinden veriyorum. Yani 5 veriyorum abi. Well played. Tamamdır. O zaman vakit kaybetmeden ikinci kadın oyuncumuza geçelim. Let's go. Şu anda karşımızda gayet böyle çılgın bir arkadaş var. Bana soracak olursan. Çünkü kendisi Aloy Main kardeşim. Head Up Lida ile karşınızdayız şu anda. Karşındayım senin. Aloy Main ve sürekli top lane koridorunda oynuyor kanka. Birkaç şeyini izlemiştim, takip ettim. Gerçekten çok çılgın, çok güzel hareketleri var. Güzel de bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Aloy OTP ise bence zaten laning'i kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Ben de kesinlikle kazanacağım. Lane aşamasına. Şu koridor babası resmen. Hadi bir bakalım evet, bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi go. Gerçek mi? Şey... Eğer yani LoL'e alışabilmen için LoL'ün kurallarından bir tanesi. Hani benim yaptığım şu sağ sol hareketler var ya, ondan bahsediyor. Ne oldu? W'muz olsaydı bu durum işimize yarardı ama W'muz yok. Şey ya, bir şey anlatıyordu ve level bitseydiğinde Aatrox çok güçlü zaten. Onun ufak bir de yeni meze açıldı Char'ın. Normal yani buradaki trade. Hani çok boşluğuna geldi onun orada biraz. Zaten Aloy'un bir level trade'i çok zordur. Evet. Öyle kolay kolay dövemezsin. Aslında dövebilirsin ama karşında eğer bir levelde böyle Riven gibi, ondan sonra şey gibi, yani skill'leri örnek veriyorum 3 kullanım mesela Q'su, Aatrox'un ve 3'ü de CC. Üstüne evet. Geldiği zaman hem fazladan hasar yiyorsun hem CC yiyorsun. Bunun karşısında bir şey yapamıyorsun. Riven de aynı şekilde bu Q'suyla dürtebilir Aloy'u. Bir level trade'inde o yüzden iyi değil. Ama 3 level trade'inde daha güçlüdür muhtemelen Aloy. Doğru söylüyorsun. Ve kardeşimizin karşındaki matchup'ın ismi İmam Gandalf kardeşim. Çok iyi abi. Bu videoyu da şu anda patates simden aldık. Yani farklı videolarını bulamıyoruz, kusura bakmayın. Lütfen bize telif atmayın diyoruz, rica ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk üretmiyoruz. Aksine tabii, hatta tabii. Bu videoyu şu anda arkadaşlar izleyen kişiler şu anda videonun tamamına aşağıda açıklama kısmına koyacağız. Gidebilirsiniz aynı şekilde. Bir saniye. Çok heyecanlı geçti yani orası ama. O sırada Aatrox'un... Bence çok iyiydi. Aatrox hata yaptı gereksizlere. Evet. Bir level trade'i böyleydi. Bakalım 2 level trade'inde ne olacak? Ben Aloy'un daha şanslı olacağını düşünüyorum. Bana çünkü. Sorarsan Aatrox için worth bence. Çünkü niye ikana aldı? İkana aldı. Abone hediyesi geldiği zaman tanıma fırsatım oluyor ama bir saniye alabilecek miyiz onu? Aldı. Güzel. LoL'u nasıl öğrenebiliriz? Toksiklerle başa çıkarak gibi sanki biraz. Ya sanki bir şekilde öğreniliyor gibi. Yani... Önüne geçemiyorsun ve öğreniyorsun. Bu çocuk ben bana mı yok? Burada olur, evet. Düştü. Burada mantıklı, öldü. Garanti verdi şöyle burayı. Şöyle yaparsak. Neden hasar çıkmıyor? Bu kadar kolaydı. Head up Lidan'ın yapabileceği bir şey yoktu açıkçası. Manası yok. Manasız evet. Normaldi yani bu trade. Doğru, haklısın. Evet, agresif lane kabadı. Doğru, Aloy lane kabadayısı. Ama Aatrox da öyle. Bakalım. Evet, işte çocuk. Bak burada trade'i çok güzel yaptı bence. Ama hasarı yok Aatrox'un şu anda. Hasarı yok, onu anlamadım. Hasar çıkmıyor. Oyun bazında değerlendirildiğinde sinirlenecek şey insan değil de zaman kaybı. Şöyle arada da Q attığımızda da şu şekilde bir tür bir şeyler. Şimdi bir dakika gideceğiz oraya. Yani bu şekilde. Kıyamıyorum. Ben kendi yorumumu söylemek istiyorum. Açıkçası bu trade'de Aatrox'un kaçacağını düşündüm ama daha sonra Q
Q'sunu yedirdi Aloy'e. Hani ultiyi açtığı zaman direkt ruhunu açmıştı ultiyi. Bu sefer Aatrox, normal Aatrox kaçtı. Ruhu bütün ultiyi yedi. Aatrox'un da canı gitti. Fakat bu Aloy'nin Q'su range'i çok yüksek. Uzun olduğu için abi head up'li de tutturdu zaten orada. Evet. Trade'i bu şekilde aldı. Ben hani inanmadım, hiç kaçacak falan sandım. Ben de öyle. Baya şey oldu, hani şok oldum. Süper hareketti yani. Benim bro için öyle ama şöyle oldum diyeyim kanka. Evet bro, güzel. Bak şimdi ona güzel ama W'suna zaten canı çok az bir W ulti kullanması birinci hata. Ulti gereksizdi bence, bana soracak olursan. Bak kanka. Şöyle arada da Q attığımızda çekti şimdi da şu şekilde bir tür bir şeyler. Bak şimdi çok az canı var, görüyor musun? Vurmuyor bile ortumlar. Ortum vurmuyor, boşa vuruyor. Bence o şey düşündü. Aatrox burada belki içeri doğru girer, benle trade atar falan sandı. O, ben ona hasar vururken o da bana hasar vurur diye düşünmüş olabilir. Benden aldı. Harbiden sağlam bir play izdi abi. O Q'yu tutturması falan bayağı sağlam. Senin de o sebeple verdiğini düşünüyorum. Bu 4 puanı asıl vermemizdeki sebep sistem güzel, düşünce güzel. Sadece bunun oturması lazım. Yani biraz daha buna adapte. Hani just cheating'le hem konuşurken hem de oyun oynama ve harita takip muhabbetin tam olarak geliştirmesine gerektiğine inandığımız için senin adına da konuştum kanka ama 4 puan düşünüyorum. Ben öyle verdim şahsen. O sebeple ama gelişeceğine sonsuz inanıyorum diyelim. Evet evet. Ben de aynı şekilde. Tekrardan başarılar dileyelim. Bence çok iyiydi. İyi bir yayıncı. Yayın hayatında da başarılar diliyorum. Başarılar. Aynen öyle. Patatesime de teşekkürler. Diğerine geçiyoruz hemen. Let's go. Arkadaşlar sıradaki kadın LoL oyuncumuz Real Vivian. Kendisi Challenger düzeyinde AD Carry main olarak nam salmış bir insan. Biz şu anda genel olarak işte fail anlarıyla alakalı çok bir şey bulamadık ama LoL Pit'te vs videolarıyla karşılaştık. LoL Pit'in videolarından en azından 1v1'lerde nasıl oyun sergilediğini bir noktada görmüş olacağız. Bu şekilde meydan okuyan kişiler olmuş. LoL Pit'te de bu videoyu çektiği için teşekkürler sayesindeki. Onun sayesinde biz de bu tarz bir içerikle vakıf olmuş oluyoruz. Şu anda bu da açıklama kısmında olacaktır mevcutta. Direkt olarak videoya erişebilirsiniz buradan. Zaten bot lane oynadığım için alışkın değilim çok fazla. Ne Challenger yiğitlerin yok olduğunu gördük buralarda. O yüzden sıkıntı yok yani. Sen merak etme. Yok ya zaten. Herkes hakkıyla yener diye aynen düşünüyorum. Öyle. Neyse en azından bunu şöyle değerlendirelim. Hani matchup kısmında ne yapması gerektiğini biliyor. Yani hani uzakçı matchup konusunda en azından nasıl bir oyun sergilemesi gerektiğini biliyor diyelim. Kanka Challenger zaten. Bir zahmet bilsin yani. Aynen, aynen öyle. Doğrusu. Ya yok. Ya yorum yapıyoruz ya. Hani genel söylüyorum. O şekil. Oy tutuşturla girdi yalnız. Rumble burada skoru çıkartabilecek mi? Çıkaramayacak. Burada yani ilk maçı alıyor. Ya bu yaptığını o kadar canın azalmadan önce girmiş ve yapmış, uygulamış olsaydın Rumble'cım. Okeydi yani. Yani Rumble hiç mantıklı değil abi Boris'a karşı. Bu arada şey, bilmiyorum. Yani Rumble bronz olduğunu kanıtlamış oldu. Vivian de gayet buna karşılık iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamış oldu bu VS'de bence. Tek elle mi oynadı acaba Vivian, onu düşünüyorum da. Hakikaten ha. Ne diyorsun Bersu Ekko vs Caitlyn'e? Ben sadece şeyden korkuyorum yani. Şu an böyle hep pushlayarak oynayacağım için kule ihtiyacından korkuyorum. Aslında lane'i dondurup ona hiç level aldırmayabilirsin. Aynen, tam olarak şu an onu yapıyordum. Benim bu arada Caitlyn W'larım tam bir faciadır. E attığıma yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Çocuk. Evet bastım, neden öyle olduğunu anlamadım. Ekko biliyor sanki kanka. Ekko biliyor. Hakim gibi çara. Çocuğun kendine güveni geldi. Hatta kendine güveninden ziyade ikisinin de canı çok az yalnız. Ekko biraz atarlı oynamaya başladı. Ekko bu arada yapması gerekeni yapıyor. Yani kule altı arkada veya vesaire bir yerde bekleyip minyonları falan, hani işte minyon arkasından Caitlyn'in dürtmesini beklemek yerine direkt full canla bütün burst'ünü çıkarıp çekilmeye oynuyor. Mantıklı oynuyor ama takaslarda geri düşüyor biraz. Bence 6 level olsa Ekko o zaman trade'e girse daha avantajlı çıkar. Kimse var ya. Oo. Son bir düz atak daha. Yapma ve... Yapma onu. Niye yapıyorsun ki? Yani işte dediğim gibi 4 levelde 5 levelde hani 6 olmadan takaslara girmek Caitlyn'le yanlış abi. Çünkü uzaktan zaten dürttü, senin HP'nin birçoğunu düşürdü. Evet. Hani 6 level olsan ultini açarsın. Ya 6 level olursun ne yaparsın biliyor musun kanka? 6 level olursun. Vivian şu hataya düşerse kesin kaybeder. 6 level olursun. Ekko ile girersin trade'e, çıkarsın sonra trade'den. Trade'den çıktıktan sonra trade'deki kısmına direktman ultiyi yapıştırırsın. Aynen. Evet. Direktman hani... Kill.
Orada kilo alırsın, evet. Ya ama bunu yer mi Vivian bilmiyorum. Muhtemelen yemezdi. Doğru. Zaten bu şekilde de bitirmiş oldu hani. Devam etmeden puan verecek olursam benim nacizane puanlamam 5 olacaktır. Bra olacaktır. Hasan kardeşim sen de dinleyelim. Benim de bra metre üzerinden vereceğim puan bra olacaktır. Çünkü 5 puan. Çünkü yapması gerekeni yaptı abi. Laning'de hani uzaktan dürttü ve trade'e girdiğinde trade'leri kolay bir şekilde kazandı. Yapması gereken buydu. Karşısındaki zaten oyuncular hani çok fazla AD carry'e karşı oynamasını bilmediğini düşünüyorum ben. Çünkü bilseler evet, zaten 6 level'i bekleyip genelde trade'e girerlerdi. Bu şekilde trade'leri kazanmış oldu. Tebrik ediyorum kendisini, Vivian'e. Aynen öyle. Geçelim diğer kadın LoL oyuncumuza. Let's go. Şu anda incelediğimiz kadın oyuncu Viviola. Kendisi Ahrimain. LoL Pit'in videosundan yine kendisiyle bir yorumlama, bir değerlendirme yapmış olacağız. VS'deki performansıyla alakalı. Bakalım değerlendirmesine başlayalım. İlk VSS sanırım ne oynuyor? LeBlanc. Neden okumuş kendisi? Evet, evet. Aslında Yumi'de, Yumi mi? LeBlanc Yasuo'ya karşı aldı. Oynuyor Yasuo öyle mi? Evet. Bir kız arkadaş ilk defa görüyorum, yalan söylüyor. Elmas oyuncuymuş karşıdaki. Evet. Well played bro. Okay. Bakalım. Q'ları boşluğa attı lan. Ama sana şey vermek için olabilir o. Güven vermek için. Evet evet olabilir. Ye, ben yer miyim bunu? Dosta korku düşmana güven veriyor kardeşim Q'la. Çok iyi değil mi? Yiyebilirim belki ama olsun. Yer mi Anadolu kızı? Ya çok geride oynuyor. Daha iki olmadım ya. Sakin. Güzel. Hiç hasar çıkmadı. Ya kalkanını... Şimdi o iki level oldu yalnız. Ve direkt evet, girdi yalnız. Güzel hasar bu. Evet, güzel hareket. Güzel ama hareket. Ama bunu olacaktı zaten ya. Du pikselden. Senin aslında yalan iki level'da olan, mümkün olduğunca... Aa, güzel, güzel ama bir tık W tutturamadı. Dodge Mechanics'te bir tık eksiklikler. Şu an ilk izlenimim. Ürkütüyor gibi mi ne? Ürkütüyor biraz ya. Duvara gitti. Ya. S kaçtı. Bak bak. Duvara gitti. Şimdi Q W diyeceğim de hortumu var şey bu seferde. Evet. Yasuo'nun Q'lar çok iyi. Çok iyi evet, çok iyi atıyor Yasuo. Islan. Şimdi o minyonlardan fış 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 kaya kaya sana vurup kaçacak. Evet. İğrenç. Elmas 2 bu arada karşındaki, onu hatırlatayım. Aa yani, evet. Aha. Tamam süper. Güzel. Güzel hasar ama çok hasar yiyebilirsin burada şey olursa, devam ederse. Sıkıntı. Alma ihtimalin var. Ne oynuyor? Güzel. Güzel. Güzel, yine çok güzel tutturdun. Evet. 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 Burada aldı. Oy, çok güzel karşı çocuk. Ya da kız pardon. Neden bekletti ki W'yu? Bekliyor. W'su mu bekleme süresinde? Kalkandan dolayı olabilir diyeceğim ama W kalkanı işliyor diye biliyorum. Evet. Yani W şu an hasar vermesi lazım kalkandayken. O onu mu düşündü acaba anlık? Olabilir. Evet. Olabilir. Dur evet bakayım. Oy. Baksana. Durduruyor. Aha Sihirişen de gitti. Aha gitti Sihirişen. Sihirişen'e gitti. Beyaz atacak şimdi. GG. Atmasın ya. Kule altına seni de şey yapmasın. Ben, ben ocağına getirmek için neler uğraştım, nasıl. Oy oy, iyi vuruyor. Yakına girmesi çok kötü ya. Güzel. Bir daha. Çok, çok güzel. Güzel. Çok güzel. Güzel loç. Güzel loç. Takısı çok iyi çıkardın bu arada. Çok değişik. Bak çok güzel iş yaptı burada şu anda. Evet güzel, evet. Değişik bir combo yaptım ben orada. Hep o şey duvarı yüzünden. O hortumdan ama en güzel kaçtı. Yapabileceğim en mantıklı combo oydu benim. Yok gayet iyiydi bu arada. Çok hızlı gelmedi mi? Yalnız sen zincirini burada mi tutturuyorsun lan öyle? Yasuo alır gibi. Çok bilmiyorum, alakasız. Of of. Of. Hasar ama burada ölebilirsin. R atarsa. Yapma. Aga, yapma. Aga be, R atsaydı orada hortumu yemeden dodge'layıp almıştı bu arada trade'i. Öldü beni, öldü beni, öldü beni. Yaa! Ama çok dayandım, baksana 12 dakikadır. Lux oynuyor şimdi. Bak bak bak. Ne oldu kart şimdi? İleride sıkıntı matchup. Bir de üstüne gidiyor. Sen daha vurabilirsen. Elektrik patlayacaktı. Hemen potunu kullandı yalnız, hiç bekletmedi derken. Elektrik ver kullanıyor. Oo. Oha güzel tutturdu. Oo. Oo. Çok iyi. Sama ama öldüm ben. Tamam ama. Ölebilirim. Güzel. Başta. Bence gayet iyi. O mesafe kapandığı anda Lux'ın işi biter. Evet. Bak Q'larını sevdim bu arada kanka. İkinciyi tutturmaya çalışıyor. Ya
Garantiye oynuyor bu arada. Kaçıyor böyle işte. Bir de çok az. O yüzden elektrik ver girmiş. Q'sunu esin tutturabileceğine inanmış. Sen senletti an GG. Bir de sıçran yok bu arada. Öyle. Of. Baksana ya. Hasar canını fulledi. Gerdin beni İrel'e. Gerdin. Şuradan bak. Oy. Aga be. Onu da yap. Bence aldı. Öldüm. Aldı. Aldı. GG. Helal bu arada. GG abi. Vallahi helal. Çok iyi be. İşte agresif olmayacaksın böyle ya. Bariyer kurtardı. Agresif olmayacaksın bak. Haklı abi ya. Vallahi benim hep oyun tarzım böyle ya kanka. Ben böyle bilmiyorum yani. Hani çok güzel geliyor bana böyle şeyler. Genel olarak hakimiyeti ve oyun anlayışı güzel. Hani en azından dodge nedir, dodge mechanics nedir, ne yapılması gerekiyor veya ne item alınması gerekiyor karşıya göre nasıl oynanması gerekiyor. Bu konularda en azından bilgi sahibi. Bu sebepten dolayı benim görüşüm bra demek olacak ve 4 puanla biraz daha gelişirse süper olacağına inanıyorum. Hayatında başarılar olsun diyelim benim görüşüm. Genelde counterlandı abi. Karşısına evet. Alınan çağrılar genelde assassin falan, hani Yasuo yakın dövüş çağrıları, Irelia falan. Hı-hı. O konuda biraz sıkıntı yaşadı. Yani hasar noktasında, çünkü o çarlar daha hızlı hasar vurabiliyor falan filan. Doğru. Yasuo'nun kalkanı olsun vesaire, LeBlanc'ı counterlıyor. Ben yine de gayet başarılı trade'lere girdiğini düşünüyorum. Başarılı oynadığını düşünüyorum. İyi bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Ben 5 veriyorum abi. Ben veriyorum yani. Uzata uzata böyle. Süpersin. İyiydi bence. Yeterince iyiydi abi. Kötü değildi. Bence iyiydi. Süpersin. Şu anda aldığımız güncel verilere göre Gold 2 düzeyinde bir kadın LoL oyuncumuzla sizlerleyiz. Vixeti ile sizlerleyiz veya Vixi eti nasıl okunduğuyla alakalı tam bir bilgiye sahip değilim. O yüzden yanlış anlamayın beni, kusura bakmayın takipçileri de. Vixeti veya Vixeti diyoruz. Mid lane mainlemiş olan bir kişi kendisi. Şu anda da kanalındaki bir videoyu izleyeceğiz. Kızlar Zed oynamaz. Kim demiş kızlar Zed oynayamaz diye bir video paylaşmış bu konuda. Zed'in nasıl oynadığını görüp Hasan kardeşimle birlikte yorumlayacağız. Hadi bakalım. Ben bunu keserdim aslında da o. Ne oldu oğlum, ne oldu lan? Sorun yok. Tam onu da çarptıralım. Ben bunu keseceğim bu arada şimdi. 10 9 Moruk 8 7 kıvırma şansın yok. Aha 5 geldi. He? 0 geldi. Of. Oy. montajlar. Bizim montajlar ya. Bildiğin bizim montajlar. Aynen. Eney montaj. Güzel ya. Sevdim. Hoşuma gitti. Eney montaj. Ya açıkçası trade biraz şansa balı oldu. Q'sunu bekletti ve Q'sunu attı en son. Oto atakla kesti zaten. Hani Zed'in pasifini bilenler bilir. Belli bir can yüzdesinden sonraydı herhalde, hatırladığım kadarıyla. Çok vuruyordu. bu şekilde trade'i kolayca kazanmış oldu. Bence well played. İyiydi ya. Eney bence de güzel. Yani aynen öyle. Yani. Ya Akali de fena oynamadı şimdi, ne yalan söyleyeyim ama. Ama farmım şu an bir tık kötü. İtmeyeceğim lane'i. Akali buraya gelsin. Onu bir kere daha tokatlayayım. Tokatlayayım diyor falan. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Kanka bütün combo tuttu. Bütün combo tuttu bu arada. Güzel hasar verdi. Akali. Nereye gittin moruk? Gel buraya. Nereye gittin moruk diyor. Gel buraya. Bir de flash attı. Oğlum bak, bittin ki sen. Çok iyi. Ben bu adamı böyle manyak gibi oynatırım burada. Oğlum süper videolar lan. Bizimkine çok yakın, çok hoşuma gitti ha valla. Güzel güzel montajlar. Kendisi yapıyor montajı. Yazmış zaten ilk montajım diye. Aa evet. Ben dikkat etmedim ona. Çok başarılı ya, çok hoşuma gitti. Bu da kill tekrar oynuyor. Ne oluyor oğlum? Keşke tamam. Ultiyi orna atmasaydı. Güzel güzel. Şimdi ben şöyle bir şeyler denesem şuradan. Bu niye böyle bot böyle oldu ya? Ben gidiyorum midim peşe peşe. Bekle seni. Niye koyacağım senin bekleri? Basra'yı. Bye çok bye. İyi. Çok iyi lan. Güzel oynadı. Seviyorum. Bye. Böyle de bir şey var arkadaşlar. Karşıdaki oyuncunun beynini okumak diye bir olay var. Mesela Closer bunu çok iyi yapar. Karşıdaki kişinin beynini okur. Evet. Sürekli der ki bu adam bunu yapacak der. O adam o hatayı yapar ve Closer ona karşılık verir. Closer. Bilirsiniz, e-sporcu. İşte burada biraz karşıdaki
oyuncunun beynini okuma gibi bir durum yaşanmamış. Hani Huri buna alışmamış. Evet, buradan da şu anda son kişiyi yorumlamış olduk. Bra metreden metrelendirecek olursak da benim niyetimde bra diyorum. Ama normalde 4 verirdim ama bu işte espritüellik vesaire montajlardan ötürü bra diyerek 5 puanımı veriyorum arkadaşlar. En azından gelişmesi gerekse de bu gelişmesi gereken noktaları samimiyetiyle örtüyor, örtebiliyor ve izletiyor kendini bir şekilde. Bence güzel, benim çok hoşuma gitti. Oyunculuk noktasında da biraz daha zamana ihtiyacı var. Böyle 1-2 ay içerisinde bu Doge Mechanics'leri de kaptığı anda çok çok güzel bir oyuncu haline gelmiş olur diye düşünüyorum ben. Chat'le sohbeti gayet yerinde. Zaten video montajını söz bile gerekmez. Gayet güzel. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Oyunculuğu da iyi. Kötü değil. Sadece gelişmesi gerekir. Bence iyi. Bra veriyorum yani. Bra. Aynen öyle. Güzeldi. Güzeldi. Çok iyiydi. Gayet word. Buradan da videomuzun sonuna doğru gelmiş olalım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi. Ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni içerik ve yeni konseptimizle alakalı düşüncelerinizi ve görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmında mutlaka bekliyoruz. Mutlaka sohbet edelim ve yeni katılan arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bunun haricinde bu tarz şu anda aldığımız ve izlediğimiz videoları ve kişilerin YouTube veya Twitch artık hangi mecrada devam ediyorlarsa bu mecra üzerindeki bilgilerini aşağıda açıklamada bulabileceksiniz. Bunların hepsini paylaşacağız. Yayın hayatlarına veya YouTube hayatlarına hepsine sonsuz başarılar olsun diyoruz. Yani buraya kadar da izlediyseniz arkadaşlar yeni serimizin başlangıç videosunu like atarsanız ve yorumlarınızı gerçekten esirgemezseniz hepinizden rica ediyoruz, bekliyoruz. Teşekkür ederiz tekrardan. Sonsuz teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu ruh anlar serisiyle kalın. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Bay bay.